Hepinize selam dostlar. Who Dis Community'den ben Hitaş. Bugün sizlerle birlikte Hitlab'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün önümüze çıkan bir testnet, bir garip etkinliğimiz ve birkaç adet alfa NFT projemiz bulunuyor. Bunlardan ilki dostlar, Mistark'ın paylaşmış olduğu Tokyo Beast and 6 saat önce bir trailer ve Premintel'e X'e giriş yapmışlar. Detaylar belli değil ama sadece bahsettiklerinden yola çıkarsak bile potansiyel olan bir proje olduğundan bahsetmiş. Bildiğiniz üzere Uzak Doğu projeleri, özellikle filmler şu ara fazla tutuluyor ve bu da onlardan biri olduğundan bahsetmiş. Premintel linkini de bırakmış bizlere. Bunun Premintel'e birlikte katılalım. Şöyle kopyalayıp yapıştırayım. Tabi aradaki boşluğu silmek gerekiyor. Tweet ve like rate istiyor. Hızlıca hemen yapayım görevlerim. Hiç fena durmuyor. Piramitlerde pek şanslı birisi değilim. Pek kazanamıyorum ama 20 kişi galiba hak kazanacakmış bu ödüle. BL'ye 30-50 raffle bitiyormuş. Hiç fena değil. Geçiyorum Duygu Hocam'ın paylaştığı alfa dolu pozitif hafta postuna. Burada bize bazı alfa projelerden bahsetmiş. Early alfa projelerden. Bunlardan ilki Arc Retape Gaming platformu. Freemint bir proje. Animoca Brands'ın projesi ve Binance Labs tarafından destekleniyor. Marketing ekibinde sağlam olduğunu söylemiş. Şu an oynamaya biraz baktım ama pek ilgimi çekmedi. Eğer ilginizi çekiyorsa her sezon 10 farklı oyundan 20 bin dolarlık token ve gördüğünüz gibi farklı farklı NFT ödülleriyle dağıtım yapıyorlar şu an. Devamında Kenchi Club'dan bahsetmiş. Web3 sosyal platformuymuş kendisi. Yine biraz baktım ben. Premint'i var. Premint'e de katılacağım. Finansman turunda 30 milyona yakın fon toplamışlar. Hiç fena bir proje değil gibi. Hazır sizlerle birlikte ben de Premint'e katılayım. Tweet ve RT like istiyor. Zaten istemese şaşardım. Yalan yok. Şöyle hemen yapalım. Click to register diyorum. Freemint yine. Yani şu aralar Freemintler gerçekten güzel kaldırıyor. Bu arada çekişe katıldıktan sonra bunları kaldırabilirseniz şeyiniz problem olmuyor. Benim gördüm. Bir sonraki projemiz Web3 PvP oyunu. Bu oyun benim gördüğüm kadarıyla Bomboma benziyor. Tarihin efsanevi oyunlarından Bomboma ben biraz benzettim. Şu an bir piramit vesaire bulunmuyor ama takip etmek isterseniz önden takip alıp sana Japonca bir şeyler yazıyor. Bildirimleri açabilirsiniz. İngilizce hesabını ben takibe aldım. Tokyo Beast'ten yine bahsetmiş Duygu hocamız. Mistark ile birlikte çekilecek katılmıştık. Ve son proje Pibi NFT dostlar. Şu an sadece 2500 takipçisi var ve Freemit bir proje. Yüksek ihtimalle yakında yine Premium'u paylaşırlar. Takibe alınıp BL kovalanabilecek projelerden bahsetmiş. Ve NFT'leri bırakıp haftamızın testnet köşesine geçiyoruz. Vara testnet duyurdu. Yaklaşık 12 milyon dolarlık bir yatırım aldılar ve şu an sadece 5000 kişi var veya yok testnette. Gördüğünüz gibi bir 4500 kişi var. Testnetin ne kadar süreceği şu anlık belirsiz. Bir tarih göremedim. Kısaca Poltergeist cüzdanı indiriyoruz dostlar. İndirdiğimiz Poltergeist cüzdanıyla Faucet'ten test token alıp aktiviteleri tamamlıyoruz. Bunlar işte NFT mintleme ve swap atma. Poltergeist cüzdanı olarak Poltergeist.com extension kullanabilirsiniz. Benim hatırladığım Poltergeist walletlardan bir tanesi bu. Bu biraz karışık bir cüzdan biliyorum ama bunu kullanıyorlar genel olarak. Ben de bunu gördüm. Ben de cüzdan koruduktan sonra yine katılacağım. Dilerseniz bir dahaki videoda bunun hakkında kısa bir rehber de hazırlayabilirim sizlere. Ve geçiyorum son olarak Tipcoin'e. Bu hafta fena bir rüzgar döndü Tipcoin ile ilgili. Kısaca attığınız tweetler ve aldığınız görüntülenmelerle ilgili size görüntülenme başına puan veriyor. Kayıt olduğunuzda da 100 bin puan cepliyorsunuz. Hani ben keşfettiğimde 2-3 bin takipçiydi. 85 bine geldi bu agresif marketingi sayesinde. Hani herhangi bir para harcamıyoruz. Sadece Twitter hesabımızla bağlanıyoruz. Cüzdanla bağlanıyoruz. Yaptığımız tek şey tweet atıp tweetimize Tipcoin ve dolar işaretiyle tipi eklemek ve bunun karşılığında puan kazanmak. Her sezon bu şekilde sürüyormuş. 8 günlük bir süreç var. Her 8 gün bir sezon olarak belirleniyor. Benim şu an 10 milyon puanım var. Biraz fazla kastım. Ama sıralamada gözükmüyorum. Gariptir ki.
Ama gözüküyormuş. Garip. Gördüğünüz gibi attığım tweetler buradan aldıkları etkileşime göre puan alıyor. Claim kısmı yaklaşık 83 saat. 4 gün sonra açılacak. Buradan Apple Watch 1 sezon 1 bitecek. Ve ödüllerimizi alacağız. Bakalım ne kazanacağız. Aslında ilk başta pek ümit değilim ama multileyenleri ve işin cılkını çıkartanlar hesabı katınca belki çorba parası kazanırız, kazanmayız diye düşünüyorum. Ama ücretsiz olduğu için yine katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Bu haftalık bizlerden bu kadardı dostlar. Yüksek ihtimalle bu video yayınlandığı zaman biz Twitch'te yayında olacağız. Eğer video yüklendiği gibi izliyorsanız Twitch yanınızda mutlaka sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın dostlar.